Kış mevsiminin hüzünlü atmosferinde göz alıcı turuncusuyla gülümseyen portakalı kullandığımız bir tatlı tarifiyle karşınızdayız. Bugün sizin için portakallı irmik tatlısı hazırlıyoruz. Tarifimize 1 su bardağı irmiği tenceremize ekleyerek başlıyoruz. 1 su bardağından 1 yemek kaşığı ayıracak şekilde şekeri tencereye ilave ediyoruz. 1 paket vanilya ekliyoruz. 1 litre sütü tencereye ilave ediyoruz. 1 limonun kabuğunu tencereye rendeliyoruz. İrmiğimiz kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. İrmikli tatlımız kıvam aldı. Tencerenin altını kapatıyoruz. 1 çorba kaşığı tereyağı ilave ediyoruz ve eriyene kadar karıştırıyoruz. 1 bardak sütü, 1 çorba kaşığı şekeri 1 kaseye ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. İrmikli tatlımızın yarısını borcamın dibine döküyoruz. Kedi dillerini süte batırıp ıslatıyoruz ve tatlımızın üzerine diziyoruz. İrmikli tatlımız kalınlaştıysa, bu noktada kedi dillerini ıslattığımız süt ile kıvamını açabiliriz. Kalan irmiğimizle kedi dillerinin üzerini tamamen kapatıyoruz. İrmiğimiz dinlenirken portakal peltemizi hazırlıyoruz. 4 adet portakalın suyunu sıkıyoruz. Portakal suyumuzu ölçü kabına alıyoruz. Portakal suyuna 100 ml su ilave ediyoruz ve tenceremize alıyoruz. Bir adet limonun suyunu sıkıyoruz ve tencereye ekliyoruz. Bu noktada dilerseniz portakal ve limon suyuna bir çorba kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. Tenceremizin altını yakıyoruz. Bir kasenin içerisine 50 gram mısır nişastası ekliyoruz. Nişastaya 100 ml su ilave ediyoruz ve karıştırarak eritiyoruz. Portakal suyu kaynamaya başladı. Nişastalı suyu sürekli karıştırarak portakal ve limon suyunun içerisine ekliyoruz. Portakal peltemiz hazır. İrmikli tatlımızın üzerine yayıyoruz. Portakallı irmik tatlısı dinlenirken servis ederken kullanacağımız 1 adet portakalın segmentlerini çıkartıyoruz. 1 adet portakalın uç kısımlarını kesiyoruz ve kabuklarından ayırıyoruz. Bir bıçak yardımıyla portakalın lifli kısımlarından ayıracak şekilde dilimliyoruz. Portakallı irmik tatlımızı soğuyana kadar dinlendirdik. Portakallı irmik tatlımızı portakal, taze nane filizi ve toz fıstık ile birlikte servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.